Merhaba arkadaşlar. Bahçeme hoş geldiniz. Bugün domates tohumu çimlendirme yapacağım. Yaparken sizinle paylaşacağım. İnşallah güzel bir paylaşım olur. Öncelikle çimlendirmek istediğim domates tohumlarımı ayarladım. Ben burada iki çeşit domates tohumu çimlendireceğim ve ikisini de aynı saksıda çimlendirmeyi düşünüyorum. Bunun için ortaya böleceğim ve domates çeşitlerimi orada belirleyeceğim. Şöyle arkadaşlar, domates tohumunu çimlendirirken öncelikle toprağımı hazırladım. Toprağımda her zamanki gibi yine yanmış hayvan gübresi ve bahçe toprağı var. İsteyen burada trop da kullanabilir. Fakat ben her zaman olduğu gibi her zaman tercihim bahçe toprağından yana. Tabii ki burada isteyen trop kullanabilir. Perlit gibi diğer malzemelerden de kullanabilir. Fakat ben her zamanki gibi bugün yine bahçemin toprağını ve yanmış hayvan gübresini kullanmayı tercih ettim. Bu tohumlar zaten benim tohumlarım. Tohumumu ben kendim üretiyorum, biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda da paylaşmıştım. Organik tohum bunlar. Kesinlikle hibrit tohum değiller. 7 senedir ben bu tohumlarımı kendim çimlendiriyorum. Şimdi arkadaşlar, ben burada iki çeşit tohum ekeceğim. Şöyle ortaya bölmek istedim. Saksıda iki çeşit tohum olacak. Bunlar karışmasın diye araya böyle bir bölmek için bir işaret koydum. Bir tarafına iri domates tohumu ekeceğim. Diğer tarafına ise pembe domates tohumu ekeceğim. Arkadaşlar, bu tohumlarımızı mümkünse organik tohum olsun. Elimizden geldiğince organik tohum kullanmaya çaba gösterelim ve tohumlarımızı her zaman koruyalım. Onların değerini bilelim. Evet arkadaşlar, domatesten nasıl tohum alınır? Yukarıda linkte bırakıyorum. Oradan tohum alma işlemini de görebilirsiniz. Şimdi ekecek olduğum tohumları ayarladım. Tabii ki burada daha fazla da ekilebilir. Ben şimdilik bu kadar ekeceğim. Bunu size göstermek için yapıyorum. Daha sonra zaten ben daha tohum ekimi yapacağım. Ve belirli aralıklarda saksımıza ekleyelim. Domates tohumunu çimlendirmek için sıcaklık, hava ısısı önemlidir. Yani erken ekip de uzun süre beklemektense belirli hava koşullarından sonra ekimi yapılması daha uygundur. Aksi takdirde soğuk olduğu için çimlenme işlemi uzun sürebilir. Tohumlu çimlenmesi için en az hava ısısının 10 derece, 12 derece olması gerekir. Şu anda henüz daha erken. Şu anda havalar gündüzleri sıcak olsa da geceleri havalar hala soğuk. Bunun için ben bu saksılarımı eve götürüp evde büyümelerini bekleyeceğim. Yani çimlenmeleri evde olacak. Sonuçta geceleri hala serin oluyor. Varsa eğer kapalı balkonunuz, orada da camekanlı balkonunuz, orada da çimlendirme işlemi yapılabilir. Bu şekilde arkadaşlarım, güzelce tohumlarımı belirli aralıklarda koydum. Bunlar burada şimdilik kafi. Zaten fazla bir ihtiyacım yok benim. Bunlar benim için şu anda yeterli. Daha sonra zaten biraz daha ekim yapacağım. Şimdi gelelim iri köy domatesine. Görüyorsunuz, mis gibi tohumlar. İnşallah güzel verim alırız. Bunları da aynı şekilde koyacağım. Belirli aralıklarda. Mesafe önemli değil. Serpme bu şekilde yapılabilir. Yani önemli olan burada üst üste gelmesinde. Yani onun dışında herhangi bir sıkıntı olmaz.
ve fazla da yakın olmasın tabii ki. Sonra fideleme yaparken zorluk çekebiliriz. Onun için belirli aralıklarda ekelim. Bu şekilde çok basit ektik toprağımıza. Şimdi ben karıştırmamak için bunları böyle yanlarına koyayım. Evet arkadaşlar, ben şimdi burada üzerlerine 1 santim kadar toprak ekliyorum. Evet arkadaşlar, üzerine böyle 1 santim, 1,5 santim gelecek kadar toprak ekliyoruz. Her zaman tohumumuzun 3 katı kadar toprak ekleme yapıyoruz. Burada domates tohumunu göz önünde bulundurarak ona göre toprağın eklemesini yapıyoruz. Şimdi havalar biraz serin olduğu için ben saksılarımı eve götüreceğim. Evde çimdenmelerini bekleyeceğim. Çünkü geceleri hala biraz serin olduğu için çimdenme olayı çok uzun sürer. Bunun için evde çimlenmelerini bekleyeceğim. Çimlendikten sonra zaten şaşırtma işlemi yapacağım. Bunu da sizinle paylaşacağım. Şaşırtma işlemini yaparken daha önce ekmiş olduğum salatalık tohumu çimlendirme nasıl yapılır? Bunun da linkini yukarıda bırakıyorum. Oradan isterseniz göz atabilirsiniz. Aynı zamanda biber çimlendirme, onun da linkini yukarıda bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar işte bu şekilde tahmini 1,5 santime yakın bir toprak eklemesi yaptım. Ardından bir fıs yardımıyla sulama işlemini gerçekleştireceğim. Burada fazla su eklememe gerek yok. Çünkü zaten toprağım yeterince nemliydi. Onun için fazla bir suya ihtiyaç yok. Bu şekilde çamur olmayacak şekilde sulama işlemini yapıyorum. Eğer toprak kuru olursa tabii ki biraz daha fazla sulama gerekebilir. Bunun için toprağın nemi önemli. Benim toprağım zaten yeterince nemliydi. Tohumlara kadar suyun gittiğinde emin olunduğu zaman sulama işlemini bırakabiliriz. Çok kuru olmasın ama çok da çamur olmasın. Tohumlara kadar suyun eriştiğinden emin olunca sulamayı bırakalım. Ardından bir streç filmle üzerini kapatıyorum ki toprağım devamlı nemli kalsın. Şekilde yaparsak devamlı olarak sulama ihtiyacı duymayacağız. Onun için üzerine böyle streç filmi geçirelim. Burada toprak havanın ısısıyla toprağımız nemini koruyacak ve çimlenme işlemi gayet güzel, başarılı olacak. Evet arkadaşlar, bunu da hallettik. Bu şekilde arkadaşlar, evimizin varsa kapalı balkonunuz, yoksa evinizin aydınlık fakat direkt güneş almayan aydınlık bir yerinde bir 10-15 gün bu şekilde bekleteceğiz ve 10-15 gün içinde Allah'ın izniyle tohumlarımız çimlenecek ve daha sonra şaşırtma işlemi yapacağız. Onu da ileriki zamanlarda inşallah sizinle paylaşırım. Beni sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olup
zilin sesini açmayı unutmayın. Takipte kalın. Sağlıkla kalın.